Bir sonraki sektörümüze geçiyoruz. Bir sonraki sektörümüz bizim için gerçekten çok önemli, finans sektörü. Finans sektörü bütün sektörleri etkileyen, bütün yatırımların yönetildiği ve rekabetçiliğin ve aynı zamanda inovasyonun çok hızlı ve çok sert yaşandığı ve öncü sektörlerimizden bir tanesi. Ben Cüneyt'i, Microsoft Türkiye'den Cüneyt'i sahneye davet ediyorum. Cüneyt bizim Azure ürün ekibimizin, grubumuzun yöneticisi. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Selamlar Onur. Selamlar. Gel seni de biraz ön tarafa alalım. Şimdi Cüneyt, yapay zeka ile finansta müşteri deneyimi nasıl değişiyor onu göreceğiz biraz sonra Intertek'le birlikte. Doğru. Yapay zeka ile Microsoft'un tarihçesini bir anlatır mısınız? Sanıldığın aksine çok uzun bir tarihçesi var Microsoft'un yapay zeka konusunda değil Doğru. mi? Bundan 28 yıl önce 1991'de ilk olarak yapay zeka denemelerine başlıyor Microsoft. Temel amaç kişisel bilgisayarları daha rahat kullandıracak metotları araştırmak. Daha rahat kullandırmaya çalışıyorlar. Bill Gates'in hatta aldığı bir inisiyatif. Ve burada ilk yapay zeka laboratuvarı yapay zeka tarafında dil işlemeyle başlıyor. Ve daha sonra günümüzde bugün demosunu yapacağımız HoloLens, Kinect, Skype Translator, Bing altındaki birçok ürün ve yüzlerce yapay zeka servisi yaratılıyor. Bugün finansta bir banka demosu yapacağız ve Microsoft'un hazır yapay zeka servislerini konuşuyor olacağız. Cognitive Services ya da bilişsel hizmetler, Microsoft'un bu 30 yıllık deneyimiyle harmanladığı, paketlediği ve sizlere bir tek metot çağrısıyla ulaşabileceğiniz hazır servisler sunuyorlar. Her cihazdan çağrılabiliyorlar, her donanımdan çağrılabiliyorlar ve tamamen işletim sistemi bağımsız çalışıyorlar. Onlarca örneği konuşuyoruz Denizbank'la. Bugün bir sıramatiği akıllı bir cihaz haline getiriyor olacağız. Peki, hemen arkadaşlarımıza bir soralım. Hazırlar mı? Hazırsanız, hazır değil. O zaman Kadir'i alalım sahneye. Intertek'ten. Merhabalar. Ben sizi bırakıyorum yani baş başa. Şimdi bize bir senaryoyu ve nasıl aktığını ve ne yapıldığını anlatır mısınız? Evet. Hoş geldin Kadir. Merhabalar. Şimdi Intertek'te, Denizbank'ta onlarca yapay zeka senaryosunu konuşuyoruz. Ve bu konuştuğumuz senaryolar aslında mobil tarafı da çok ilgilendiren farklı senaryolar olabiliyor. Şubelere bakarsak dijital kuşak bankacılığında bizi neler bekliyor, neler üzerinde çalışıyorsunuz yapay zekayla? Şubelerde neler yapıyoruz? Bugün biliyorsunuz banka şubelerine gittiğinizde ilk yaptığınız iş sıramatikten bir bilet almak ve daha sonra gişede de portföy yöneticilerinde işlem yapmak. Bu bilet almak için bugün için çeşitli bilgiler girerek değişik bankalarda bileti alabiliyorsunuz. Biz bu süreci daha kısaltmak için neler yapabiliriz diye düşündük. Ve yüz tanımanın buna çok uygun olduğunu gördük. Bir uygulama araştırdık ve bulduk. Yüz tanımadan kişinin kim olduğunu algılayan sistemimize entegre ettik. Daha sonra pilot şubede devreye aldık. Pilot şubede müşterilerden gayet güzel geri dönüşler alınca bunu yaygınlaştırmaya başladık. Fakat 40-50 şubeye çıkınca bazı performans problemleri yaşamış olduk. Ne gibi problemler yaşandı? Ne gibi problemler? Müşteriler sıramatik cihazın önüne geldiğinde yüzlerinden çoğu müşterinin 7-8 saniyelere kadar çıkan süreleri görmüş olduk. Ve bu tabii kötü geri dönüşler gelmeye başlayınca durdurmak zorunda kaldık. Tabi bunu performansla nasıl yapabiliriz diye farklı arayışlara girdik. O süreçte Microsoft'un kognitif servisleriyle karşılaştık. Bu kognitif servislerin altındaki yüz tanımanın milyonlarca resim arasında çok kısa bir sürede cevap verdiğini görünce bizim için uygun bir uygulama olduğunu, servis olduğunu görüp sisteme entegre ettik. Tabi bunun yanında bu servisi entegre ederken gördük ki aynı servisin duygusal analiz sonuçlar verdiğini de görmüş olduk. Yani müşterinin o anki duygu durumunu veriyor bize. Biz de bunu kampanya sistemiyle entegre ettik. Tabii müşteri gelip ilk resmini aldığında o anki duygu durumuna göre içeride kampanya ile alakalı çeşitli senaryolar geliştirdik. Şimdi bunu istersen birer demo ile izleyicilerimize gösterelim. Tabii ki. Şimdi bu aslında Denizbank şubelerinde gördüğümüz gerçek bir sıramatik cihazı geldi. Üzerinde 720p bir kamera var. Aynen bu Denizbank şubelerine girdiğinizde göreceğiniz sıramatik cihazı. Her sıramatik cihazın üzerine bir kamera yerleştirdik. Şimdi senaryomuz şu, ben yeni evlenmişim, çok mutluyum. Hadi bakalım. Kredi almak istiyorum ve Denizbank şubesine geliyorum. O zaman biraz geç kalmışsın ama neyse. Mutlu bir resim alalım. Şimdi sıramatik cihazın önüne geldiğimde
Direkt beni yüzümden tanımış oldu. Ekranda çok hızlı bir şekilde. Hı-hı. Buradan bir işlemi seçiyorum. Bana 1003 numaralı bileti verdi. Şimdi burası da gişe yetkilisinin gördüğü ekran değil mi? Müşteriyi aynen. Karşılayacağı ekran. Denizbank şubelerinde gördüğün gibi yeni müşteriniz var uyarısını gördü şimdi gişeci. Ve çağır butonuyla sıradaki müşteriyi çağırıyor. Şu anda bir pop-up belirdi. Açıldı. Evet. İşte kredi alacağım için çok mutluyum. Burada zaten belli oluyor gördüğünüz gibi. Bayağı mutlu. O kadar mutlu olma faiz oranı falan değişebilir. Gayet doğal ve mutlu arasında ve bu ekranda çeşitli duygu analiz sonuçlarını yüzdesel olarak görebiliyoruz. Şimdi çok detaylı bir şey var aslında. Sadece mutlu mutsuz değil değil mi? Birçok yüzdesel detay var. Evet evet bu detayları görebiliyoruz. Aşağıda kampanya sistemiyle entegre ettiğimiz için bana ihtiyaç kredisi kampanyasını önerebilirsiniz dedi. Tabii %40 mutluluk oranına göre vermiş bunu. Süper. Aslında şimdi biz yani demo için bir tek fotoğraf çektik. Bir şubedeki yaşam döngüsünü, müşteri portföy yöneticisiyle konuşuyor değil mi? Gişeye gidiyor, şubeye giriyor. Çünkü hepsini aslında fotoğraf ya da video olarak çok detaylı analizler yapabiliyoruz burada. Aynen bu servisle fotoğrafları ve videoları analiz edebiliyoruz. Bu bizim ileride nasıl bir işimize yarayabilir diye ayrıca araştırıyoruz. Aslında müşteri şubeye girdiğinde bütün duygusal analiz yaşam döngüsünü ölçebiliriz. Ve bu bizim hizmet kalitemize ciddi faydalar olabilir ve ileride belki şubelere bu yönde KPI'ler verilebilir. Duygusal bankacılık tamamen. Bankacılık biliyorsunuz tamamen duygusal harika. Sebeplerle yapılıyor. Şimdi Kadir tabii onlarca senaryo konuşuyoruz dedim. Şu anda sıramatiği gösterdik ama düşün bir ATM'de bir kamera var, bir debit kartım var. ATM'de normalde birisinin adına işlem yapabiliyorum şu anda şifreyi bildiğim zaman değil mi? Debit kartı evet. Takınca aslında bu kişinin debit kart sahibi olup olmadığı da senaryolardan bir tanesi. Aynen. Çünkü kimlik fotoğrafından aslında biz kişinin kim olduğunu içeride biliyoruz. Zaten sol üst köşede de gişeye geldiğinizde benim kimlik fotoğrafımı görebiliyorsunuz. Oradan eşleştirme yapıp bununla alakalı aksiyonlar alabiliriz. Çünkü şubelerimize bugün her zaman iyi niyetli insanlar gelmiyor. Bazen dolandırıcılık amaçlı sahte kimliklerle insanlar gelebiliyor. Engellemek için bir şey yapıyorlar mı şube içinde? Bu durumda ne yapıyorlar? Yani güvenlik görevlileri yani normal kişiler. Şartlar altında daha önce bankada dolandırıcılık yapmış kişilerin fotoğraflarını bir portalda yayınlıyoruz. Bunlar binlerce fotoğraf. Ve her işlemden önce aslında gişeci ve portföy yöneticilerinden bu portala girip bunu gözle kontrol etmeni istiyoruz ama bugünün hayatında tabii çok pratik bir... Gözle kontrol ediyorlar yani portali açık yani diyor. Gözle kontrol etmelerini bekliyoruz ama pratik bir süreç değil. Aslında biz bu servisleri kullanarak onu da sistemimize entegre ettik ve bu sayede işlem yapmadan önce bu database'i sorgulayarak eğer bir problem varsa yine gişeciyi uyarabiliyoruz. Tabii şu an deneyemeyeceğiz herhalde. Güzel bir senaryo ama değil mi? Şöyle yaptık. Senin sosyal medyadan 10 tane fotoğrafını bulduk. Bravo. Ve bunu dolandırıcı database'ine ekledik. Umarım iyi fotoğraflar bulmuşsunuzdur. İstersen bundan sonraki sırayı senin yüzünle alalım bakalım. Benim yani dolandırıcı. Evet bugünün dolandırıcı sensin. Bir dahakine banka soyguncusu olmayı bekliyorum. İnşallah. Şu an geliyorum. Denizbank müşterisi olarak çok hızlı bir şekilde tanıdı. Evet, gülen şimdi. Yüz. Fotoğraf biraz garip çıktı olabiliyor. Sıra numarasını aldım. Şimdi bundan sonraki süreci görelim. Sıra numarasını aldığıma aldım. Göre yakalamadı aslında değil mi şu an? Beni dolandırıcı veri tabanında bulmadı. Aslında mı? Buldu. Kadir gördüğünüz üzere Denizbank. Neyse biraz fotoğraf deyince korkmuştum ama o kadar kötü değilmiş. Çok kısa bir süre içerisinde gördüğün gibi database'ine eklediğimiz senin gözlüklü ve yakışıklı halini teşekkürler. Bulmuş olduk. Şu anda 102 bin kayıt arasında bu evet. Kadar kısa sürede ilk kaç fotoğrafı getirdi? Database'de eşleşen ilk 5 fotoğrafını yüzdesel orana göre sıraladık. Burada gişeciyi aslında uyarmış olduk. Bundan sonraki şube prosedürünü uygulasın diye. Gişeci arkadaşım bir çıkalım ben ikna olmadım. Tamam. Bu 5 kişi arasına başka bir kişi alacağım bu 100 küsür bin kişi arasından. Tekrar geliyorum. Saçlarını dağıt. Şimdi tekrar yeni müşterimiz geldi. Yeni dolandırıcı müşterimiz geldi. Ve gördüğünüz üzere diğer yakışıklı fotoğrafların da 100 bin kişi arasından ekrana evet, yansıtmış olduk. Bu yapay zeka insana dolandırıcılık yaptırmaz. Ben artık bırakıyorum bu mesleği ve normal hayata dönüyorum. Yani teşekkürler, tebrikler. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Cüneyt, az da
Korkuttular yani, şu fotoğraflar biraz tedirgin etti beni ama. Güvenlikli işin oluyordu ya. Evet. Peki, çok güzel. Çok güzel bir deneyim sundu arkadaşlarımız. Şimdi iki tane announcement'ımız var. Hemen onları da anlatalım. Birincisi, regülasyonlarla bu teknolojileri regülatif endüstrilerde nasıl kullanıyoruz onunla ilgili, değil mi? Çok hızlı bahsedeyim. Normalde bu kullandığımız senaryolar bahsettiğim bir metotla çağrılan hazır yapay zeka servisleri. Şimdi dikkatli gözler şunu soracak. Bankalar regüle bir sektör, finans sektörü. Dolayısıyla genel bulut platformlarında hassas veriyi, ki fotoğraf çok hassas bir veri, genel bulut platformuna taşıyamıyorlar, yurt dışına çıkaramıyorlar bu verileri. Denizbank bunu nasıl kullandı? İşte burada çok çığır açan bir vizyon var. Edge computing ya da uç noktalarda yapılan hesaplamalar. Burada gördüğünüz sıramatik hazır yapay zeka servisiyle akıllı bir sıramatik haline dönüştü. Hiçbir sunucuya gerek duymadan kendi kendine hesaplama yaptı. Kamerası göz oldu. İşte burada nasıl yapıyoruz bunu? Azure'daki bu yetenekli servisleri alıyoruz, özel bir modüle yerleştiriyoruz. Container teknolojideki ismi. Sizlere sunuyoruz bu konteynerları. Sizler de kendi uç nokta cihazlarınızı akıllı hale getiriyorsunuz. Bir tek metot çağırarak. Bir akıllı saat mikrofonunu kulak haline dönüştürüyor. Herhangi bir kamerası olan cihaz normalde fotoğrafı ya da videoyu çekip bir yere kaydederken artık o fotoğraf ya da videodaki içeriği yorumlamaya başlıyor. Ve dolayısıyla bu veriyi ülke içerisinde değil, bu oda içerisinde değil, sıramatik cihazı içerisinde bile tutabiliyoruz artık bu modül içerisinde. Dolayısıyla finans sektörünün özellikle bu vizyona çok yoğun bir ilgisi var. Bir de tabii ikincisi de Murat Bey'in bir sunumunda bahsettiği ilk açılış konuşmasında Louis'in, yani bizim dil anlama, yapay zekanın önemli bir kısmı olan dil anlama yeteneğinin Türkçe desteğinin gelmesi. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Seni ve Intertek ekibine selamlar. Elinize sağlık arkadaşlar.